neye başvurursun canım? Kurtarıcı Kayyu. Kayyu aslan terbiyecisi oynayarak kendi kendine eğleniyordu. Tek sorun aslanın istediği gibi hareket etmemesiydi. Hadi gel bak atla artık. Bunun gibi. Tada! Azıcık korkmuştu. Ama Gilbert ondan çok daha fazla korkmuştu. Gilbert! Aşağı gel Gilbert! Tepecik artık gitti. Bak! Sevdiğin farecik burada. Hadi gel! Gilbert ağacın o kadar üstüne çıkmıştı ki Kayyu onun düşmesinden korkuyordu. Merdiven Gilbert'a ulaşmak için yeterince uzun değil. Onu aşağı indirmeliyiz baba. İndireceğiz de. Ama daha uzun bir merdiveni olan birinden yardım almalıyız. Kayyu büyük kırmızı arabalarında itfaiyecileri gördüğünde gerçekten de çok heyecanlanmıştı. Eric, bu sen misin? Evet benim. Hey! Uzun zamandan beri görüşmemiştik. Sen benim babamı tanıyor musun? Kayyu babası bir itfaiyeciyi tanıdığı için çok etkilenmişti. Tabii tanıyorum. Babam ve ben çocukken beraber oyun oynardık. Benim adım Eric. Seninki ne? Benimki de Kayyu. Tanıştığımıza memnun oldum Kayyu. Şimdi kediciyi ağaçtan indirelim bakalım. Tamam Stacy. Merdiveni kuralım hemen. Onu birazdan indireceğiz. Bunu almamın bir sakıncası yok değil mi? Teşekkürler. İşte geliyoruz Gilbert. Buraya gel. Bak elimde ne var? Kayyu itfaiye merdiveninin ne kadar yükseğe çıktığını görünce gözlerine inanamadı. Yukarı, yukarı. Hayatta Stacy kadar yükseğe tırmanamazdı. Yakaladım. Yaşasın. Gilbert. Çok teşekkür ederiz Eric. Esas ben teşekkür ederim. Arabanızın içine bakabilir miyim acaba? Benim daha iyi bir fikrim var. Neden bir tur yapmak için itfaiye merkezimize gelmiyorsun? Baban izin verirse tabii ki. İzin verir misin baba? Bu gerçekten eğlenceli olur. Arabayla gidebilir miyim? Tabii olabilir, niye olmasın? Yaşasın! O düğme arabanın üstündeki itfaiye düdüğünü çaldırıyor. Hadi Kayyu, bas bakalım. Bunu kendim yapabilirim baba. Kayyu büyük bir çocuk gibi davranarak arabadan Eric ve babası gibi çıkmak istiyordu. Ama bu düşündüğü kadar kolay değildi. Biraz yüksek değil mi Kayyu? Gel, sana yardım edeyim. Burası ceket ve botlarımızı koyduğumuz yer. Onların hazır halde olması önemli. Çünkü acil durumda çabuk hareket etmeliyiz. Bu botlar gerçekten çok büyük ve çok ağır. Evet. Neden bir tanesini denemiyorsun? Sanırım bir itfaiyeci ayakkabısı giyecek kadar büyümedin Kayyu. Evet. Arabanın da her zaman temiz ve bakımlı şekilde tutulması bizim için çok önemli Kayyu. Görüyorum ki Sparky sana itfaiye merkezimiz adına hoş geldin dedi. Bebeğim burada ne işi var? Sparky burada çalışıyor. O bir itfaiye köpeği. Yangınların söndürüldüğünden emin olmak için etrafı koklar. Bu
Berkin'in en sevdiği oyundur. Neden sen oynamıyorsun Kayyu? Biz yukarıdayken alarm verilirse bu direkten aşağı kayıyoruz Kayyu. Hepsi bu. Gitmeye hazırız. Gerçekten çok yüksek. Zamanla alışıyorsun. İlk başladığımda beni biraz korkutuyordu. Ama biliyor musun, biraz alıştırmadan sonra artık hiç korkmuyorum Kayyu. Öyle mi? Hı-hı. Gitmemiz gerekiyor. Görev bekliyor. Yine gel Kayyu. Sende küçük itfaiyeci elleri görüyorum. Kayyu direğin inanılmaz yüksek olduğunu düşünüyordu. Hiçbir zaman o direkten aşağı kayabileceğini düşünmüyordu. Ama babası Kayyu'nun çalışabilmesi için mükemmel bir yer biliyordu. Başardım. Çok iyi. Çalışmaya böyle devam edersen kısa zamanda itfaiyeci olursun. Pazar branşı. Kayyu uyandığında çok heyecanlıydı. Çünkü bugün çok özel bir gündü. Gilbert, bugün annemin günü ve ben ona bir hediye yaptım. Bak. Annem nerede? Bu sabah bırakayım uyusun diye düşündüm. Ona kahve götürüyorum. Bekle baba, bunu unuttun. Kayyu annesinin hediyesini kendi kapladığı için çok gurur duyuyordu. Annesine vermeyi dört gözle bekliyordu. İyi ki doğdun anne. Teşekkür ederim Kayyu. Ama bugün benim doğum günüm değil. Bugün anneler günü. Ve bu da anneler günü hediyem olmalı. Hadi aç onu. Benim daha iyi bir fikrim var. Neden brunch sırasında açmıyorum? Brunch nedir anne? Kahvaltı ve öğle yemeği bir arada oluyor. Bugün annenin özel günü olduğu için onu bir restorana brunch'a götürüyoruz. İyi günler beyefendi, hanımefendi. Beni takip edin. Masanız hazır. Kayyu'ya daha önce hiç kimse bay dememişti. Ona bir yetişkin gibi davranılması çok hoşuna gitmişti. Yemeğimiz nerede baba? Yemek orada gördüğüm masalarda. Gidip kendimiz alıyoruz. Buna açık büfe denir. Al bakalım tatlım, tabaklarımızı yanımıza almalıyız. O insanlar bizden önce geldi Kayyu. Yemeği alma sırası bize gelene kadar sırada beklemeliyiz. Kayyu hayatında hiç bu kadar yemek görmemişti. Nereden başlayacağını bilemiyordu. Tabağımı ben taşımak istiyorum anne. Oldu ama dikkatli ol. Çok yavaş, tamam mı? Her şey. Sorun değil tatlım. Biri temizler onu. Ama tabağını masaya ben taşısam daha iyi olacak. Kayyu hayal kırıklığına uğramıştı. Annesine kendi başına taşıyabileceğini göstermek istemişti. Yemeği beğenmedin mi Kayyu? Artık aç değilim. Lütfen eve gidebilir miyiz? Sanırım keyfini yerine getirecek bir şey görüyorum. Annemin mumlu bir pastası olmayacak mı? Normalde anneler gününde böyle yapılmıyor Kayyu. İstediğini seçmeye ne dersin canım? Ben bir şeyler ayarlayabilirim. Küçük beyefendinin isteği buysa. İyi ki doğdun anne. Yani anneler günü demek istedim anne. Teşekkür ederim Kayyu. Mumu söndürürken yardım etmek ister misin? Teşekkür ederim. Bu hayatımdaki en güzel anneler günü. Kayıp köpek. Tamam Kayyu. Söylediklerimi hatırlıyor musun? Gözünü toptan ayırma. Tuttum. Tamam. Hadi çabuk ol. Hey! Topumu geri ver bana. Gel buraya. Baba yardım et. Topumu aldı benim. Yakaladım. Tasması var. Bir sahibi olmalı. Epey zamandır bakınıyoruz. Kimse bu köpeğin sahibini bilmiyor sanki. Yani yalnız mı? Kaybolmuş olmalı. Pasaklı küçücük bir yavru. Pasaklı? Ona pasaklı diyebiliriz. Benim olabilir mi baba? Lütfen. Üzgünüm Kayyu. Ama muhtemelen onu çok özleyen bir sahibi vardır. Emin ol. He? Bak ne diyeceğim. Sahibini bulmasına yardımcı olalım. Ne dersin? Tamam peki. Kayyu üzgündü. Köpeğin tamamen kendinin olmasını istiyordu. Merhaba, kimse yok mu? Bu da kim? Onu ben buldum anne, adı da Pasaklı. Parkta kaybolmuştu. Belki sahibini bulmasına yardımcı olabiliriz. Hmm.
İsterseniz onu dışarı götürün ve yıkayın hadi. Durulama zamanı. Dikkat et. Artık pasaklının sahibini bulma zamanı gelmişti. Ve baba onun fotoğrafını çekip dağıtmaya karar verdi. Dürümse pasaklı. Tamam. Şimdi bunları çoğaltmalı ve dönüşte biraz köpek maması almalıyız. Eğer kimse aramazsa ne yapacağız baba? O zaman benim olabilir mi? Bakarız. Köpek bakmak ciddi bir iştir. Alo? Evet. Aa, evet o. Harika. Görüşürüz. Pasaklının sahibiydi. Fotoğrafı görmüş ve onu almaya geliyormuş. Rocky! Rocky'yi kaybettiğimizden beri öyle üzgündü ki. Onu bulduğumuza çok sevindim. Onu bir değil, Caillou buldu. Öyle değil mi Caillou? Senin köpeğin var mı? Hayır, ama kedim var. Adı da Gilbert. Çok tatlı. Gerçekten mi? Çok şanslısın. Ben de kedi istedim ama babamın alerjisi var. Gitme zamanı tatlım. Onu bulduğuna çok sevindim. Rocky ile ilgilendiğin için çok teşekkür ederim. Caillou pasaklının gittiğine çok üzülmüştü. Ama yardım ettiği için de çok gururluydu. Hoşçakalın. Görüşürüz. Gilbert. Caillou'nun üst ranzası. Caillou ve Rosie hafta sonunu babaanne ve büyük babalarında geçirebilecekleri için çok heyecanlılardı. Sen bunun için çok küçüksün Rosie. İşte buradasınız. Büyük anne, bu gece senin evinde kalacağım ben. Büyük anne. Hoşça kal Caillou. Hoşça kal Rosie. Ama Caillou bekle. Burası artık dikiş odam Caillou. Sen ve kardeşin bir odayı paylaşacaksınız. Rosie ile aynı odayı paylaşmak istemiyorum ben, tamam mı? Emin misin Caillou? Büyük babanın sürprizini görünce fikrini değiştireceksin. Sürpriz mi dedi? Burada, içeride. Vay canına. Sürpriz Caillou. Ranzalı yatak. Ben üstü istiyorum. Ben istiyorum. Hayır Rosie. Üstte ben uyuyacağım işte. Hayır, ben istiyorum. Görüyorsun Rosie, senin için fazla yüksek. Üste uyuyabilmen için biraz daha büyümen gerekiyor Rosie. Altta daha mutlu olacaksın. Yatma zamanı. Aa, ama biz kalemizde şimdi oyun oynuyoruz. Yarın yine oynarsınız. Yatağa çıkarken yardım edeyim mi Caillou? Hayır, kendim çıkabilirim. Aa, çok kolaydı. İyi geceler Caillou, şimdi hemen uyu bakalım. Caillou üst ranzada olduğu için o kadar heyecanlıydı ki uyumakta zorluk çekiyordu. Yukarıdan her şey çok değişik görünüyordu. Ve zemin o kadar uzak görünüyordu ki. Aa, Rosie, uyandın mı? Merak etme ayıcık. Ah, hayır. Ayıcık. Rosie, ayıcığı almam için yardım et. Tamam. Rosie merdivene çıkmaya çok korkuyordu. Üst ranza çok yüksek görünüyordu. Sorun değil Rosie. Ben aşağı inerim. Caillou tekrar merdivenlerden çıkıp çıkamayacağı konusunda emin değildi. Günaydın. Demek üst ranzada yatmadın Caillou.